أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Muhterem Müslümanlar, intisabıyla daima iftihar ettiğimiz, mensubiyetiyle övündüğümüz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıma istikametinde, isterseniz siz buna bir seyri sülûki fikri diyebilirsiniz. Seyri sülûki akli, kendi hesabıma ruhi diyemeyeceğim. Siz ruhaniyatınız itibariyle veya meselenin ruhaniyeti itibariyle öyle bir seyir yapabilirsiniz. İçinde benim olmadığım bir hususu ben anlatırken seyri sülûkü ruhani yapıyormuş gibi göstermeden Allah'a sığınırım. Bir seyri sülûkü akli, bir seyri sülûkü fikri ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri etrafında dönüyoruz. Etrafında sistemlerin döndüğü zatın etrafında dönüyoruz. Varlığın etrafında pervaz ettiği zatın etrafında dönüyoruz. Bir ölçüde tanımışız. Tanımamızı pekiştirmek için dönüyoruz. Tanımışız, tanımamızdan memnunuz. Bu memnuniyetimizi Allah'a minnet ve şükran hissiyle takdim etmek için dönüyoruz ve araştırıyoruz.
hiçbir şey bulmasak bile onun yolunda araştırırken, yol onun yolu olduğu için ebedlere kadar devam etmeye kararlıyız ve döneceğiz, dönüyoruz. Kaldı ki o yolun her menzilinde biz çok şey bulduk. Kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda, hissimizde çok şey bulduk, çok teyit gördük. Teyit görmesek, ondan 14 asır sonra bütün tahrip edici faktörlere rağmen camide gelip toplanmamızı izah etmek mümkün değildir. Varlık Hazreti Muhammed Mustafa etrafında sallallahu aleyhi ve sellem, güneşlerin büyük bir ilel merkez kuvvet etrafında döndüğü gibi dönüyor ve biz de onun etrafında dönüyor, onu tanımaya çalışıyoruz. En son tanıma yolunda benim sizi elinizden tutup getirdiğim, talihsizlik size düşüyor, elinizden tutan ben isem size talihsizlik düşüyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Arapçadaki dindeki hususiyle hadis ıslahındaki adı Cevami'ül Kelim, muhtevalı sözler, vahyiyle müeyyes sözler, Allah'ın konuşturduğu sözler, Kur'an dışı fakat varlık ötesi, insan fikrinin ötesi, zaten size aklın ötesi akıldan, fetanetin ötesi fetanetten bahsediyor ve bu sözlere gelince inşallah fetanetin bir buğdu olarak size onun Cevami'ül Kelim'ini anlatacağım demiştim. Gariptir size söz verirken inşallah 100 kadarını size tahlil edeceğim dedim. Bununla beraber geçen hafta başladım. Bari 8-10 tane dedim. Oysa ki 3 veya 4'ünü ancak tahlil edebildim. İfade gücümün eksikliği, ruhen o işe hazır olamayışım. Ve biraz da Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem söz sultanı deyip onu anlatırken onun yanında atılan taşlar baş yarar dedim. Başımın yarılacağından endişe ettiğimden dolayı dilim tutuluyor. Arz edemedim. Acaba kessem mi diye düşünürken bir iki arkadaşım bana keşke devam etseydi dediler. Ben de zihnimde hazırladım. Onun o nurlu, mübarek, feyyaz, fevvare beyanlarından birkaçının yanına bir iki tane daha ilave edeyim. Hiç olmazsa size verdiğimin öşrünü size anlatayım dedim. 100 dedim. Hiç olmazsa 10 tane olsun. Oysa ki onun bütün sözleri esas Cevami'ül Kelim'dir. Konuştuğu her şey, konuştuğu kimseleri büyüleyecek mahiyette sözlerdir. Rabbim akıl gözüyle, akıl kulağıyla değil, kalp gözüyle, vicdan kulağıyla dinlemeye, anlatmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Arz ettiğim şeylere bir daha dönüp onları tahlili düşünmüyorum. Arz etmeye çalışacağım hususlar, gelip takıldığım yerden başlayacağım. Hadisleri lafzen okumuştum size. Bir tanesi şuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selâfetun, Buhari Müslim rivayet ediyor. Selâfetun la yukellimuhumullah ve la yanzur ileyhim yevmel kıyâme ve la yuzekkihim ve lehum azâbun elîm. El-musbil vel-mennân vel-munfik sil'atehu bil-halifil-kâzib. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl. Kısaca mealen şudur. Mealini anlattığınız zaman onun buğut aradığımız sözlerinde buğudu bulamazsınız. Derinliği idrak edemezsiniz. Maale bakıp geçmek lazım. Maal bir tefekkür mirsadıdır. Maalde sadece hakikat aranır. Hakikatin kendi değildir. Kur'an'ı bile maalde arayanlar yanlışa, yalana takılıp kalmış olurlar. Çünkü o maal değildir. Kur'an'ın Allahçasında mucizelik vardır. Allah beyanıyla inen şeyde mucizelik vardır. Maale döktüğünüz zaman derisini yüzer, mucizesini alır, kelleştirir, insan tabirleri haline getirir. Onu öyle takdim edersiniz. Ama ben önce malini arz edeceğim. Üç zümre vardır ki,
Kişi de diyebilirsiniz, zümre de diyebilirsiniz. Çünkü kullandığı tabir hepsine müsait. Orada nükte takip etmişler. Selâfetün diyor. İsterseniz kadın deyin, isterseniz erkek deyin. İsterseniz alim deyin, isterseniz bağışlayın, cahil deyin. İsterseniz âli bir sınıf deyin, isterseniz hasis, deni bir sınıf deyin. İsterseniz kadın deyin, isterseniz erkek deyin. Üç zümre vardır. لَا يُكَلِّمْهُمُ اللّٰهِ İlk fiili müzariki, geleceğe ait, geniş zamana ait fiil. لَا يُكَلِّمْهُمُ اللّٰهِ Allah onlarla konuşmaz. Felaket başlıyor. Allah konuşmaz. Kendisinde hitap çiçeği açan, hitap edebilen, konuşan varlıkla Allah konuşmuyor. Rahman Sûre-i Celilesinde onda beyanı yarattığını bir nimet, bir minnet olarak ifade ettiği halde, onun konuşmasını görmeyi istediği, konuşmasını kendi konuşmasına delil saydığı, onun konuşmasında kendi konuşmasını dinlediği halde Allah konuşmasını istemiyor, konuşmuyor. Vehametini anlıyor musunuz? لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ Peşi peşine iki ayet. Bazı gözler o gün ona bakacaklar, mest ve sermest kendilerinden geçecekler. Bazı gözler maruz kaldıkları dehşetten iki büklüm olacak. Ekşilikle, bulanmakla, burkuntuyla dönecekler. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Bakmayacak Allah onların yüzüne. Bir yerde toplanmış, medet bekliyorsunuz. El-Aman diyorsunuz. اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ diye inliyorsunuz. Bakmıyor yüzünüze. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Ve düşünüyorsunuz, ihtimal ki lekeli olduğumuzdan, yara aldığımızdan, yürümekle mükellef olduğumuz yolda yürüyemeyip takılıp kaldığımızdan, kirlenmişiz. Bari bizi temizlese de öyle alacağımız şey, beklediğimiz şeyi bulsak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Temizlemiyor da sizi. Çünkü orası temizleme yeri değil. Burada temizlenecekti insanlar. Varlıkta imtihan turnikesine insanlar bir kere girerler. Bir kere 12'den vurma imkanlarını elde ederler. Bir kere o turnikeyi değerlendirir. Bir kere atar 12'den vurursa kazanır. O bir kere ihmal ederse kaybeder. Heyhat heyhat lima tu'adun Kur'an diyor. Beyhude feryadu figan etmeyin, sızlamayın. Geriye dönme yok. O fırsat size bir kere verilmişti, değerlendirecektiniz. وَلَا يُزَكِّهِمْ Ne olur böyle bir insan? Zaten azaba duçar olmuştur. Allah konuşmadı. Rahmetten gelen kelam tecellilerinden mahrum kaldı. Allah yüzüne bakmadı nazar-ı merhametle. Dinlemedi onu. Ve Allah temize paka çıkarmadı. Çünkü burada vicdanıyla aklanmamıştı. Ne olur? Zaten azaba girmişti. Bir keren azap turnikesine girince bu defa bu fasit daire içine girer. Böyle bir fasit daire içine girer. Kısır döngü diyelim. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Canını yakacak bir azap, hemen adımını attığı ilk köşenin başında onu bekliyor. Kısaca malini arz ediyorum, yükteyi arz etmiyorum. Kim bunlar? El-Müsbil. Allah'a karşı çalım çakan, azametle, kibirle gezen. وَالْمَنَّنْ Kendi Allah'ın kulu, Allah kendisine kendi mülkünden verdiği malı, Allah'ın başka kullarının o mal içindeki hakkını onlara vermiyor. Verince de minnet ediyor. İnceliği anladınız mı? Siz Allah'ın ibadı. Boynunuzdaki tasmalarla, aç fak tasmalarıyla bunu gösteriyorsunuz. Ve Allah size mal menal vermiş. Sizin bu mal ve menalınız içinde başkalarına ait haklar da var. Siz yer yer bunu veriyor ama başına kakıyorsunuz. Keşke vermeseniz. Çünkü Kur'an diyor ki, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Tatlı bir söz, başına kakarak verdiğiniz sadakadan bin yeğidir diyor.
Vermeyin o zaman. Vermeyin, cimrilik yapın. El-Bakhil ba'idun minallah, ba'idun minel cenne, ba'idun minen nas, qaribun minen nar. Cimri olun. O zaman da şunu olursunuz. Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehenneme yakın. El-Mennan minnetçi. وَالْمُنْفِقْ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ Ticarette yalan söyleyerek kar etmeyi hesaplamış. Kafasında yalan yeminlerle halkı kandıracağına inanmış. Ve bunu kafasından, kalbinden atamıyor. Ticaret yapıyor. Hadis-i şerif buna bir izah getiriyor. İkinden sonra kalmış malını yeminle halkın canına çeken adam. Kısaca mealini arz ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu derin, şumullü, azabı elime çekip götüren üç tane fiil de bize şunları anlatıyor. Bir, selâfetün diyor. Meçhul şahıslar, belirsiz. Kelimedeki nekre olan tenvin bunu ifade ediyor. Belirsiz şahıslar. Niye belirsiz? O kadar hor, hakir ki belli olacak gibi değil. Değer vermeye değmez de ondan, çok hakirler de ondan. Parmağın ucuyla dokunulmuş. İnceliği anlıyor musunuz? Bir tek kelime. Kelimenin tenvini, vicdanlarınız onu fısıldıyor. Selâfetün, şöyle böyle, sıradan, insan deyip yüzüne bakmayacağınız ki Allah da bakmıyor. İnsan deyip konuşmayacağınız ki Allah da konuşmuyor. İnsan deyip düştükleri yerde elinden tutup çıkarmayacağınız ki Allah da paka çıkarmıyor, aklamıyor onlar. Öyle hor hakir kimseler, insanlıklarıyla değil, kalpleriyle yenilmişler, vicdanlarıyla mağlup olmuşlar, cismaniyet ve bedenin altında kalıp ezilmişler, maliyata iştiyakları yok, öteler ve ötelerin ötesine işlerinde arzu yok. Hakir insanlar. La yukellimuhumullah. Üç tane fiil peşi peşine geliyor. Geniş zaman ve gelecek zaman ifade eden üç tane fiil. Bu üç tane fiil onlar için karanlık bir akıbet tablosu çiziyor. Daha üç deyince üçün sırtına binin, gelecek karanlık tabloya bakın. Bu karanlık tabloda ilk defa gözünüze çarpan şey şu: yardıma, medede muhtaç olduğunuz, ağzınızı açıp bağırmak istediğiniz, medet istemek istediğiniz anda sözünüze kulak verilmiyor. Ve siz ne kadar bağırırsanız bağırınız, ne diyorsunuz diye haliniz sorulmuyor. Kur'an başka bir yerde dediği gibi, اِخْسَعُوا وَلَا تُكَلِّمُونَ Kesin sesinizi, konuşmayın. Konuşma yeri öteydi. Siz dünyada konuşacaktınız. Karanlık tablo. İlk defa gözünüze çarpan şey bu. Konuşmak istiyorsunuz. Bir konuşma bekliyorsunuz. Vahşet içindesiniz. Yalnızlığınızı izale edeceksiniz. Ama burada üsbillaha ulaşmadığınız için, Allah'a enis olmadığınız için konuşmuyor sizinle. Konuşma yollarını zorlamamışsınız. Konuşma sarayının koridorunda dönüp durmamışsınız. Kapının tokmağına vurmamışsınız. Ötede inlememişsiniz. Sizi demiyor, sizi tenzih ediyorum. Üç meçhul sınıftan bahsediyorum. Ve tablonun içinde gözünüze ikinci defa çarpan şey وَلَا يَنْدُرُوا اِلَيْهِمْ Ali gel deniyor, Veli gel deniyor. Hatta birisi cehennemden kıl payı kurtuluyor. Ve Allah Celle Celaluhu cennete çeviriyor bir zümreyi. Gir istediğin kadar şey al diyor ona. Siz bakıyorsunuz acaba bize de bakar mı? Bakmıyoruz. Size demeyeyim, bakmıyor o üç zümreye. Karanlık tabloda gözünüze çarpan ikinci şey. Nasıl Kâb İbn-i Malik diyor ki, huzuru Risalet Penahi'de oturuyordum, selam çakıyordum, sonra dudaklara bakıyordum, ve aleykesselam diye kıpırdıyor mu, kıpırdamıyordum. Cezaydı, ceza günü öyle olur. Kâbe ceza vermişti, öyle yapıyordu.
Ceza günü öyle olur. Ona yevmül ceza denmiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ceza günü. Yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz. Ennâsü mecziyûne bi'amâlihim. İn hayren fe hayrun ve in şerren fe şerrun. İnsanlar yaptıklarının karşılığını bulacaklar. Hayırsa hayır bulacaklar, şerse şer bulacak ve takılıp kalacaklar. Ceza günü, konuşma bekliyorsunuz, konuşmuyor. Tablonun karanlık yanlarından birisi daha. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Bakıyorsunuz tepeden tırnağa, Eyyub Aleyhisselam'dan daha yaralı bereli. Onun yarası beresi maddi ve cismani varlığını tehdit ediyordu. Kalbinize, vicdanınıza, latife-i Rabbaniye'ye, sırrınıza, hafinize, ahfanıza musallat olmuş, hırpalamış, delik deşik etmiş. Yaralara baktıkça, acaba temizlenebilir miyim diye düşünüyorsunuz. Oysa ki temizlenme mevsimi de geçmiş. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Azap içine duçar oluyorsunuz. Başınız dönüyor, bakışlarınız bulanıyor, yıkılıyorsunuz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Canınızı yakan, inceden ince, iliklerinize kadar işleyen bir azabın içinde, cenderesinde, gayyasında, girdabında kendinizi buluyorsunuz. Kendilerini buluyorlar. Allah bizi muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Evvela şu üç meçhul zümrenin bir karanlık tablo içinde resmi, tasviri ancak muhbir-i sadık, sadık-ı masduk, söz sultanı, beyan-ı lal-ü güher, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği şeylerdir. El-müsbil, nedir bunlar? Bu cürümler nedir ki böyle oluyor? İsbal birisi. İsbal, kibirden kinaya eteklerini sürüye sürüye gezen demektir. Roma tarihinde, Yunan tarihinde, Grek tarihinde eteklerini sürüye sürüye gezen insanların resimlerini görürsünüz. Çevrilen filmlerinde de görürsünüz. Çalımdır, kibirdir. Ama etek sürmeyi anlamamalı burada. Esas çalımı ve kibri anlamalı. Çünkü hadis diyor ki sahih hadis, kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir insan cennete giremez. Ve Kur'an diyor ki سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Sadakallahu l-Azim. Yeryüzünde çalımla gezenlere ayetlerimi göstermem. Baktıkları yerde kapatırım. Kibirle meşbu bir vicdan. Kainat sayfa ve satırlarında yazılı olan Allah'ın varlık ve birliğine delil binlerce ayatü beyinatı göremeyecek. Niçin? Kibir bir perdedir ki basireti kör eder. Basiret kör olunca da basar bakıp değerlendiremez göz. Allah çeviririm yüzlerini. Mahmut gibi tıpkı alacakları kesenin yanına geldikleri zaman yüzlerini başka tarafa çeviririm, keseyi görmeden geçerler. Kibir. El-müsbülül izar. Çok önemli bir şey. Allah ben büyüğüm diyor. Günde 5 defa minarelerde 6 defa. Günde 5 defa 6 defa Allahu Ekber dedirtiyor. Büyük benim diyor. El kibriya izari vel azametu ridai. Kibriya benim izarımdır. Bir sıfatım. Sizde peştemal nasıl sizi örter? Sırtınızdaki ridalar, cübbeler nasıl sizin için bir şey ifade eder? Bu iki sıfat benim için aynı şey ifade eder. El-kibriyâu izâri vel-azametu ridâi. فَمَنْ نَازَعَنِي ف۪يهِمَا فَقَدْ قَسَمْتُهُ فِي النَّارِ Bu mevzuda benimle münakaşaya giren, bu çizgide benimle bir şeyle paylaşmaya kalkan, yakasından tuttuğum gibi baş aşağı atarım diyor. Kibirli kalbe iman taht kurmaz. Allah'tan başka bir şeyin taht kurduğu bir kalbe diyeyim, Allah'a iman taht kurmaz. Evvela kalbin temizlenmesi, lebriz edilmesi lazım. Müsbil. Birisi buymuş. Kendi altında kalmış insan. Çalımlarına kurban gitmiş insan.
bedeninin altında ezilmiş insan, kafasındaki 3-5 tane müzahrefat yığını altında kalıp ezilmiş insan, malumatı hasisesi altında kalıp ezilmiş insan. وَالْمَنَّانِ Allah mal mülk vermiş ona. Kullarıma da ver demiş. Semih ol, semahatle davranayım. Sahi ol, sana bol bol vereyim. Birini 10 yapayım, 700 yapayım. İla maaşı Allah yapayım demiş. Hadis-i şeriflerde sadık, masduk olan peygamberini konuşturmuş. Vermemiş. Verdiği zaman da başa katmış, minnet etmiş. Allah'ın mülkünde, kendi de Allah'ın memlükü iken, Allah'ın başka kullarına verdiği şeyi Allah'ın mülkünü verirken minnet etmiş. Mennan. Burada belaat kaideleri açısından leffi, neşri, müşevveş var. Kur'an'daki şeylere öyle denir mi denmez mi bilmiyorum. Ortadaki ortadakine delalet ediyor. وَلَا يَنْظُرُوا اِلَيْهِمْ Ela aleme bakmamış, bakıp kimseyi görmemiş, bakın bekledikleri zaman yüzüne bakmadığından dolayı bakılmıyor yüzüne. Bak bakayım. Kutsi hadis ifade ediyor. Falan kulum hastalandı, ziyaret etseydin benim hesabıma sayılacaktı. Yedirseydin bana yapmış olacaktın. İçirseydin bana yapmış olacaktın diyor. Bakmamış, mennan. Bakmayınca bakılmıyor. Baştaki de sondakinin. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ O neydi? Yalan yere durmadan konuşuyor. Dünyevi malına rağbet kazandırmak, alaka uyarmak için durmadan konuşuyor. Ne konuşuyor? Yeminin doğruya yapılması bile doğru değil. Çünkü burada düpedüz Allah'ın istismar edilmesi vardır. Haşa, o istismardan mualla ve müberradır. Ama değerlendiriyor o. Semere almak istiyor. Vallah billah diyor, ondan semere almak istiyor. Hele bu yalan yeri olursa, ne müthiş şey. O baştakine bakıyor. Ve baştaki de sondakine bakıyor. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ اَلْمَنَّانِ Sonra وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ Yalan yeminle malına revaç kazandırmak isteyen, kazanç yapmak isteyen insan. Üç tane kelimeyle muhbir-i sadık benim delip deşerek size takdim etmeye çalıştığım bu ariz, bu amik hakikatları anlatıyor. Sözüne bakın, fasadaka Resulullah deyin. Her hadisin sonunda onu demek mesnundur. Sadaka Resulullah deyin. Muhammedur Resulullah deyin. Vaka onun sözleri Kur'an seviyesinde değildir. Çünkü Kur'an'ın lafzı da, manası da, muhtevası da Allah'tandır. Kur'an mucizedir. İmkan el verirse, Kur'an'la sizin huzurunuza gelme imkanı doğarsa, onu da bir gün ariz ve amik size arz etmeyi düşünürüm ama burada ona girmek mevzu müsaade etmediği gibi benim halimde müsait değil. Müsaadenizle ikincisine geçiyorum. Böyle giderse bugün de planladıklarımı anlatamayacağım. İkincisinde veya bir yönüyle sekizincisinde. Allah Resulü yine sahih hadis-i şerifte, sahih deyince Buhari, Müslim başta olmak üzere sahih kütüb-i sitte, Tirmizi gibi, Ebu Davud'un Sünen'i gibi kitaplar. مَنْ يَضْمَنْ لِي بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ Bir kimse söz verir, kendi kendine kefil olursa benim için, ağzını iyi kullanacak, ağzı adına kefil olursa, apış arası adına da bana karşı kefil olursa, ben cennete girmesine kefil oluyorum. Sadık-ı Masduk, Allah karşısında söz söylerken, neye kefil olunur, neye olunmaz onu çok iyi bilen, cennete kefil olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen, Osman İbni Maz'un gibi kardeşim deyip bağrına bastığı bir sahabi vefat ettiği zaman ezvacı tahiratından bir tanesi cennet kuşu oldun gittin demesine mukabil ne biliyorsun ben peygamberim bilmiyorum diyen cennete girme girmeme ne demektir bunu çok iyi bilen kendi kendine konuşmayan
Allah'ı kendi heva ve hevesine göre konuşturmayan, o bunlardan mualla ve müberradır. Zat diyor ki, sadık-ı mesluk, sen üç parmaklık iki çenen arasındaki o yırtığı iyi kullan. O mevzuda bana söz ver. İyi kullanacağına dair söz ver. Apış arasını da iyi kullanacağına dair söz ver. Ben söz veriyorum. Cennete kefil oluyorum sana. Sen hayatın boyunca bunu koru, öteye git. Melekler, zebaniler seni derdest etsinler. Götürürken bağır avazın çıktığı kadar. Allah'ım bu mevzuda benim kefilim vardı. Ben de sana kefil oluyorum burada. Onun kürsüsünde sana kefil oluyorum. Bağır sesine cevap verecekler. Allah'ım benim kefilim vardı. Kim kefilin? Hazreti Muhammed bana kefil olmuştu, kurtaracaktı burada. Sadık ve masduk söz veriyor. Men yadmenli beyne lihyey ve beyne ricley ve ma beyne ricley admen lehu el cennet. Evvela onu anlamak lazım. Saniye nedir ağız? Nedir bağışlayın apış arası? Ağız, söz arasında ağzından çıktı ifade ettim. Üç parmaklık bir yırtık. Fakat aynı zamanda beyana açık, mübarek, mübarek bir uzuv diyeyim. İfade için başka tabir bilemiyorum, hatırlayamıyorum. İnsan da en mübarek bir uzuv, beyana açık. خَلَقَ الْاِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ Allah Celle Celaluhu beyanı insanda yaratmışsa, bu ağız da onu meydana getirecektir. Ağız bir yönüyle her şeydir. Ağızla insan yalan söyler, gayaya götürür. Ağızla insan gıybet eder, bakın. Ağızla insan birini buhtan eder, iftira eder. Ağızla küfreder insan. Ağızla Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakaret eder. Ağızla daha uygun olmayan bir sürü söz söyler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kürsüsünde icap ediyorum dile getirmekten sallallahu aleyhi ve sellem. Ağızla insan tesbih eder. Ağızla takdiste bulunur. Ağızla emru bil maruf nehyi anil münker yapar. Ağızla Kur'an'a tercüman olur. Ağızla kainat kitabı kebirine tercüman olur. Ayat-ı beyinatını anlatır, şerh eder. Ağızla hakikati dile getirir. Ağızla insanları Allah'a inandırır. Ağızla sünnet-i nebeviye Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı okur. Ağız insanı gayyaya götürür. Ağız insanı âlâ-i illiğini kemalata çıkarır. Ağız insanı Ebu Cehil yapar, eksebul kazibin. Ağız insanı Hazreti Muhammed Mustafa yapar, estakus sadıkîn. Ağız Sıddık-ı Ekber'i Sıddıkiyet makamına ilah eder. Utbe'yi Kizmiyet makamına mahkum eder. Ağız. Bir uzun söylüyor. Ağzını kullan diyor. Sen meşru dairedeki zevke, lezzete iktifa et. Ağzını meşruda kullan. Ağzını kapa, ağzına fermuar vur, kapa demek değildir. Ağzını iyide, hayırda, güzelde kullan. Bu mevzuda bana söz ver, cennete gireceğine söz veriyorum diyor. Apış arası, edebi nebevi, mahrem uzvun adını söylemiyor. İki bacak arası diyor. Onun edebinden beklenen budur. O beşer için gayet tabii, fıtri, hulki olan şeyleri ifade ederken dahi kendine has, derin bir edep çerçevesi içinde ortaya kor. Öyle kordu ki en sevimsiz şeyler dahi sevimli şeyler halinde insanı imrendirecek mahiyette bir meşere, bir sergiye konan en şirin eşya gibi konurdu ve sen imrenerek ona bakardın. Şu insan için zikri hacalet aver olan, utandıran, uzvu zikrederken bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendine has güzellik için ifade ediyor. Çünkü güzellere peyrev olan elbette güzeldir. Aşıkları naz ile atar, cinana güzeller. وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ Ne olur apış arasında? Apış arası önemli bir şey. Hazreti Adem'in cennetten çıkmasına vesile, memnu meyve,
o buğutta Hazreti Adem'in karşısına çıktı. Allahu alem. Kur'an'a ait bir hakikati tahlil sadedinde değilim. Başka bir zaman arz ederim. İnsan onunla zinaya gider, fuhşa gider. Nefsin heder olmasına gider. Bütün dünya hukuk sistemlerinde 5 korunması gerekli olan önemli esastan bir tanesi, hatta 2 tanesi, hatta 3 tanesi. İşte o apış arasıyla yıkılır gider. Soy, sop denen şey, her şey birbirine karışır. Kim kimin evladı, kim kimin babası? Kim kime miras bırakacak, kim kimden hak alacak? Aile nasıl korunacak, millet nasıl korunacak? Hep oraya bağlı. Ama meşru dairedeki zevk ve lezzet keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Helal dairesinde de o arzu tatmin edilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tenakahu tekatheru fe inni ubahi bikumul umama yevmel kıyame. Evlenin, çoğalın. Kıyamet gününde siz ne kadar çok iseniz ben o kadar memnun olurum buyuruyor. Ümmetlere karşı ve çok olacak. Onun ümmeti bütün ümmetlere aşkın olacak. Ümmetler ümmetinin gölgesi altında kalacak. Apış arasında oluyor bunlar. Apış arasından ümmeti Muhammed çıkıyor. Apış arasından kezzaplar da çıkıyor. Apış arası öyle mümbit bir yer ki nesepsizlik bitiriyor. Apış arası nesepler üstü neseplere vesile olabilecek çok kıymetli bir uzuv vazifesi görüyor. Allah onu vermiş. O kullanıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka diyor. Sahabi diyor ki ya Resulallah, insanın ihtiyacını görmesi nasıl sadaka olur? Tebessüm buyurarak buyuruyor. Yapacağı o işi bir haram noktada da yapabilirdi. Helal noktada yapması, haramdan kendisini alması sadaka. Öyle bir sadaka ki bu sadaka vaciptir. Bu sadaka bir vacip sevabı kazandırır. Çünkü bir haramı terk etmek bir vacip sevabı kazandırır insana. Anlıyor musunuz sırrı? O apış arasından enbiya, evliya, asfiya meydana gelmiş. Nasıl tahkir edersiniz? Bahsi hacalet aver de olsa sizi utandırsa bile, olmasaydı nasıl olurdu? Adem Nebi de olmasaydı insanlığın iftihar tablosu nasıl dünyaya gelirdi? Hakiki şecerenin hikmeti, dünyaya gelen Muhammed Hazreti. Memnu meyvenin asıl manası, hedefi, gayesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelmesidir. Bir hatipten dinlediğimi başka zaman da hazretmiştim. Diyor ki Hazreti Adem, memnu meyveye elini uzatırken bununla Hazreti Muhammed Mustafa dünyaya geleceğini bilseydi ağacı köküyle yerdi. Ondan Hazreti Muhammed Mustafa da dünyaya geliyor. O öyle bir şeydir ki şiddeti, fartı, aşırılığı ölçüsünde insan o mevzuda Allah Resuluna söz verirse amudi velilik onun için mukadderdir. Burada çok önemli bir hususa dikkatinizi çekiyorum. Allah Resulü cennete girmesine kefil oluyor. Aşere-i mübeşşere mi bu insan? Fakat demek ki ihraz ettiği makam itibariyle, velayet itibariyle, kurbiyet itibariyle, safiyet itibariyle öyle bir noktayı ihraz ediyor ki Allah Resulü kefil olacak, o da cennete girecek çok rahat. Veli demek. Demek ki بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِ. Şehvet bütün benliğini saracak, ruhunu kamçılayacak. Fenalığın her türlüsüne açık bir mahiyette olacak. Ama hakkın hatırı için kendisini frenlemesini bilecek. مَنْ لِي بِرَدِّ جِمَاعٍ مِنْ غَوَايَتِهَا diyor Musayir'in. Nefsin bu taşkınlıklarına karşı gem vuracak yok mu birisi? Diyecek. Ve ağzına zimamı vuracak, engelleyecek. Bu insan, fenalıklara karşı daima tahşidatla duran bu insan, fenalıkların içine girmeden onları göğüsleyen, bertaraf eden bu insan, başkalarının senelerce posta oturup post nişinliğiyle elde edecekleri, başkalarının her gece 1000 rekat namaz kılmak suretiyle elde edecekleri şeyleri birden elde eder. Amudi diyorum, dikey velilik noktasına ulaşır. Allah size beşeriyet itibariyle 5-10 insan güç ve kuvveti versin. Sesinizden, soluğunuzdan, cismaniyetinizin durumuna kadar. Ama siz israf etmeyin. Suistimala gitmeyin. Bunları yerinde kullanın. İşte apış arası.
apış arası sizi Şahi Geylani'nin oturduğu tahta oturtuyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile beraber kılıyor. Hazreti Şazeli ile beraber kılıyor. Ahmet Bedevi ile beraber kılıyor. Sahibi Zaman'la beraber kılıyor. İmam-ı Rabbani ile beraber kılıyor. Amudi yükseliyorsunuz. بِحَسَبِ الْمَغْرَمْ الْمَغْنَمْ Tehlike ölçüsünde yükselme bahis mevzudur. Ne kadar tehlikeye maruz işler görüyorsanız, ne kadar uçurum kenarında geziyorsanız, başarılarınız o kadar muvaffakiyet verilir. Binaenaleyh, Allah mahiyetinize sizin mızır maddeler koymuş. Şehvet gibi, gazap gibi, kin gibi, nefret gibi. Ama bunların hiçbirisi hiçbir zaman gemi azıya alamamış. Serkeşliklerini siz o müthiş iradenizle daima zapturapt altına almışsınız. Bir irade insanı, bir ruh insanı olarak yaşamışsınız. O kadar derin ibadetiniz yok, farzlarınızı yapmış, sünnetleri eda etmişsiniz. Fakat bakıyorsunuz ki Allah'ın inayet ve keremiyle zirvelerde geziyorsunuz. Zaten ahir zamanda şu binbir fitne içinde dini mübine sahip çıkan bu asırdaki şu ikinci dirilişin cemaatine Hazreti Ahmed-i Mahmud Mustafa ve Muhtar'ın kemal-i latafetle bakmasının arkasında da bu vardır. Çarşı, pazar, gayya gibi bu kadar içine çekip eritmesine mukabil varlıklarını koruyan, direnen, bu mevzuda dişini sıkıp dayanan bu insanlar gerçekten sahabinin yanında onlar arkadaşları, bunlar da kardeşleridir. Sırrı anlayın. Men yadmen li beyne lihyeyk ve ma beyne ricley admen lehul cenne. Muhbir-i Sadık söylüyor. Ve öyle bir cemaate söylüyor ki cennete karşı fevkalade müştak, kurtulmak için fevkalade aşık, Allah'a fevkalade aşık, saadet-i ebediyeye fevkalade müştak bu cemaate söylüyor. Ve bu cemaat koşuyor, Allah'ın inayetiyle ipi göğüslüyor. Musabakada mukadder olan şeyi elde ediyor ve Allah'ın inayetiyle pervaz edip cennetlere uçuyor. Rabbim sizleri, bizleri cennetlere pervaz etmeye muvaffak kılsın. Meccanen. Meccanen. 3. Buyuruyor yine Sadık, Masluk Efendiler Efendisi. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. أَلَا أَدُلُّكُمْ أَلَا مَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءُ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ. Üç hususta size rehberlik yapıp delalet edeyim mi? Üç mesele var ki varılması gereklidir. Yol göstereyim mi size o meselelere buyuruyor. Tembih, dikkat edin. Sözün başında dikkat var. Çünkü hadisin ruhunda anlatılan üç tane önemli mesele var. Bu önemli meseleler dikkat isteyen meseleler. Çünkü bu önemli meselelerin yapılması zaten dikkat meselesi. Gafletle yapılacak şeyler değil. İnsan uyumayarak zinaya gitmese, insan hatta uyku halinde zina etmediğinden dolayı zina etmemiş olur. Fakat bu arz edeceğim meseleler. Uyku halinde yalan söylememiş, yalan söylememiş olur. Uyku halinde bir şey konuşmuş olur. Fakat bu meseleler uyanıklık isteyen meselelerdir. Onun için tembih edadını başına koymuş. Dikkat edin diyor başta. Dikkat edin. Ela edullukum. Ela ma yemhullahu bihil hataya. Kullun nasi hatta'un. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَتَّوَّابُونَ Herkes hatalıdır. Hata etmeyen insan etmedim diyorsa işte o zaman hata yapıyor. Herkes hatalıdır. Hatalıların en hayırlısı da tevbe edenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatalarınızı Allah'ın affedeceği bir şey söyleyeyim mi size diyor. Ve derece derece Allah'ın yükselteceği bir şey söyleyeyim mi? Hatalar sizi gayyalara doğru çekerken ondan kurtulmak istiyorsunuz. Kurtuluyorsunuz hatalardan. Hataların batırmasından kurtuluyorsunuz. Bir de derece kat ediyorsunuz. Nurdan bir helezon içinde namütenahiliye doğru yükseliyorsunuz. Marifeti ilahi deryalarına yelken açıyorsunuz.
ve yerfa'u bi derecat. Söyle diyorlar, söylüyor. İsbâhul vudû fil mekârih. Nahoş zamanlarda, vakitlerde, kerhen de olsa, abdesti tas tamam almak. Tas tamam abdest almak, arızasız. Soğukta, kışta, karda, suyun az olduğu zamanda, nedretinde, İsbâhul vudû fil mekârih. Ve kasratul hutu ilel mesacit. Mescit yolunda ömür çürütmeniz, çok adım atmanız. Ayağınızın mescitte olması. Yine Cevami'ül Kelim'den seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluh hadisi şerifinde ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacit buyurur. Bir de kalbi mescitte takılıp kalmış insan. Kalbi hep mescitte. Bir gitsem, bir dökülsem, saçılsam, bir hissiyatımı Rabbimin huzurunda döküversem, bu kalp. Kasratul huta ilel mesacit. Mescid arasında gele gide çok adımı var. Adımlar ibadet. Ben Hüseleme ya Resulallah mescidin yanına gelelim, orada ikamet edelim. Buyurdular ki adımlarınıza sevap var, gelmeyin. Uzakta durun, mescid yolunu uzaklardan teperek gelin. Kasratul huta ilel mesacit. Ve intizarus salah ba'das salah. Namazdan sonra namazı bekleme. Namaz ruhun istirahatı. Namaz vicdanın tenezzühü. Namaz ruhun istirahatı ve vicdanın tenezzühü olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesin bir şeye şehveti vardır. Benim namaza şehvetim vardır buyurur. Şehvet nedir? Yemeye, içmeye, hem cinsine karşı. Allah Resulü onu namaza karşı duyuyordu. Duyuyordu da belki mukarrebiyet çizgisinde kendisine gelen sıkıntılara karşı erihna ya Bilal, erihna ya Bilal, hele bir içimize su serp, ferahlandır bizi ya Bilal diyordu. Ne demekti? Ezan oku da namaz kılalım. Ve kurreti ayni fissalâh. Benim gözümün aydınlığı namazdadır. Belki siz cennete girerken sevineceksiniz, ne mutlu sana. Selamun aleykum dıbtum fethulüha halidin. Ben namaza ererken ona eriyorum. Arzular üstü bir arzuyla namaza bağlıyım. وَانْتِذَارُ الصَّلَاءَ بَعْدَ الصَّلَاءَ. Dikkat buyurun. Ne anlatıyor burada? Üç şey. Bir, fakat hepsi namaz etrafında dönüyor. Namaz, insan hayatında ucu miraca dayanan, çok önemli, bir insana hakikata tembih yapan, tembih edici şeylerin, münebbihlerin en önde gelenidir. En önde gelenidir ki, namaz müminin miracı sayılmıştır. Namaz, dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür demiş. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Namaz olmayınca dinin uzun boylu ayakta durması mümkün değildir. Namaz tembih işidir. Öyleyse namazda mütenebbih olarak, kendinde olarak namazı eda etmek lazım. Zaten namazın keyfiyeti de odur. Bakın, diyor ki, İçinde, için senin itrahatla meşgul ise, fuzuliyatla, metabolizma ile meşgul ise şayet, itrahatta bulun, ondan sonra namaza gel. Çünkü kafa iki şeyle meşgul olur. Oysa ki kafa iki şeyle meşgul olunca önemlisini kaçırır. Evvela abdestini bozacaksın. Sonra abdest alıp namaza geleceksin. İdrarını ve gaideni zorlayarak namaz kılmayacaksın. Sahibi şeriat bunu mekruh saymış. Çünkü bunda bir, namaza hakaret var. İki, kalbi meşgul etme var. Namaza hakaret var çünkü böyle bir davranış namazı aradan çıkarma manasına gelir. Hele şunu bir aradan çıkaralım. Namaz aradan çıkarılacak şey değil. O araya yerleştirilecek, münevvir, aydınlatan bir şeydir. İki, kalbini meşgul edecek. Kalbin meşgul edilmesi gerektiği olan şeyle meşgul olamayacaksın. Onun için evvela metabolizma artıklarını dökeceksin. İbadet yoluna, turnikesine girdiğin andan itibaren hep ibadete doğru gidiyorsun. İtrahatını yaparken dahi sevap kazanıyorsun. Çünkü namaz için yapıyorsun. Müminin her amelinin sevap olmasının sırrını anlıyor musunuz? Namazsız bundan mahrumdur. O da itrahat yapar. O da yer içer ama
Fakat sen atarken huzurla namaz kılayım diyorsun. İstibra yapıyorsun, sevap. Ve yavaş yavaş kalbin hazırlanıyor. Sufilerin huzur dediği şey yavaş yavaş içine doğuyor. Abdest alıyorsun. İsterse abdest uzuvları çok önemli uzuvlar olması itibariyle bir kısım hekimlerin vücuttaki elektriklenme, elektrik akımlarının mecra değiştirmesi şeklinde izah edilsin, ister meseleye başka şekilde izah getirilsin. Mümin abdest alırken namaz kılmak için abdest alır. Namaz için tembihin ikincisini abdest yapar. Abdest alırsınız, serinlersiniz, ferahlarsınız ve bir taraftan da Allah mülahazası içine girersiniz. Allah'ı düşünürsünüz ve düşüne düşüne adım adım namaza doğru yaklaşıyorsunuz. Farzı kılacaksınız. Sizin için önemli olan farzdır. Nafileler cebrenli nuksan. Onlarda bir eksikliğiniz, kusurunuz varsa o yırtığı, eksiği, gediği tamir etmek, sargı olmak içindir. Cebrenli nuksan, fıkıhtaki adı bunun. Farza hazırlanıyorsunuz. Bütün metafizik geriliminizle farza hazırlanıyorsunuz. Abdeste bir adım daha attınız. Huzurla, dualarıyla, abdest aldıktan sonra kıbleye teveccüh ederek, abdestin ardından içerek, her şeyle namazın hatırlanması yoluna giriyorsunuz. Size her şey namazı hatırlatıyor. Ve tam bu esnada minarelerde lahuti sada yükseliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siz biraz daha geriliyorsunuz. Allah'ın büyüklüğünü vicdanınızda duyuyorsunuz. Adımlarınızı daha açıyorsunuz. Daha hızlı hızlı yürüyorsunuz. Ezan sizin bu hareketinize dem tutuyor. Tatlı, ilahi bir musiki gibi minarelerin başından duyduğunuz bu şeyle siz vicdanınızda ve ruhunuzda eriyorsunuz. İkinci adımı atıyorsunuz. Geliyor nafileye duruyorsunuz. Farza girmenin kapılarını zorluyorsunuz. Huzurlu bir nafile Allah'ım. Sana teveccüh edeyim. Aradığım her şey sende bulayım. Seni göreyim. Seni duyayım. Seni hissedeyim. Çünkü senin dışında başka taraflara bakmak, başka şeyleri görmek, başka şeylerle meşgul olmak füzulidir. Ben füzuli şeylerden kaçıyorum. Önemli bir şeye teveccüh ediyorum. Nafilede kapıyı böyle zorlamak ve tokmağa bu manada dokunmak. Farza gireceğin anı yakalamak, konsantre olma. Abdest yaptığını yapmıştı, ezan da yaptı. Siz sünneti de kıldınız, üçüncü adım attınız. Ve orada namesi, suzişi, bir müezzin kalkıyor. Kemali teveccühle Allah'a yöneliyor, kâmeti okuyor. Bu artık bardağı taşıran şeydir. Bununla da vicdan heyecana gelmiyorsa, Allah'a tam teveccüh etmiyorsa, mihrabım neredesin demiyorsa, götürsün o kalbini bir taraftan assın. Müezzin kâmetle ikinci bir defa son darbeyi indiriyor. Belki o esnada tam kader denk çizgisinde mesele. Darbeyi yiyince sen farza giriyorsun, kendini farzın içinde buluyorsun. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Allahu Ekber! Allah'ım sen büyüksün, ben de küçük. Büyük öyle durur, küçük de karşısında kemerbeste ubudiyet içinde serfuru eder, böyle eğilir, başını yerlere kadar kor. Namaz, konsantre olmanın umumi serencamesidir. Namazda insan Allah'a ulaşır. Öyle ulaşır ki, tahiyyatta doğrudan doğruya, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'a mülaki olup verdiği selamı sembolik olarak biz tekrar ederiz. Ettehiyyatu lillahi ve's-salavatu ve't-tayyibatu. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin. Allah'ın selamı sizin, bizim, bütün salih kullarımız üzerine olsun. Ne diyor Allah Resulü? Hatalarınızı silip süpürüp götürecek, silip süpürüp götürecek mah tabirini kullanıyor. Mahla tabiatı beşerde bir şeye, bir hususa dikkati çekiyor. Mah, yazılmış bir şeyin silinmesine denir. Yemhullahu ve yusbit. Allah mahveder ve ispat eder. Bir şeye bir şey yazılmışsa şayet, bir şey atılmışsa, bir kir bulaşmışsa onu silmeye mah denir. Bununla tabiatı beşerde çok önemli bir hususa dikkati çekiyor. Kullun nas hatta'un.
Her insan hatalıdır. Herkesin hatası vardır. Herkeste yanlış çizgiler vardır. Allah onları silecek. Onun yerine de ve yerfaullahu bi derecat. İşte bunu yazacak. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, söylemiyor. İfade buyuruyor. Lalu güher döküyor. Ağzı şeker şerbet yesin. Yemhullah. Allah'ın hatalarınızı sileceği şey nedir? İsbâ'ul vudû fil mekârih. Her şeye rağmen mekârihte, sıkıntılı anlarda tas tamam abdest almak. Kusursuz, arızasız. Özene özene, bezene bezene. Abdestle konsantre olmak. Namaz için ilk adım mahiyetinde abdest almak. Ve sonra koşa koşa mescide gelmek. Mescide gelip döndükten sonra kalbi mescitte bırakmak. Hayatımın diğer parçasına da nur saçacağım diye yine mescide gelme niyetiyle mescitten ayrılmak. Namaz içinde cereyan ediyor. وَانْتِذَارُ الصَّلَى بَعْدَ الصَّلَى. Namazdan sonra yeni namazı beklemek. Hep namaz içinde cereyan ediyor. Ve namaza karşı Allah Resulü tembih yapıyor. Dikkat, aklınızı başınıza alın. Zira akılların başlara alınması gerekli olan bir ibadete dair bir hususu arz edeceğim size. Hayır, estağfurullah, arz değil. Allah Resulü takdim eder. Biz arz ederiz. Arz da ortaya koyduğumuz zaman beğenilir veya beğenilmez manası vardır. Takdimde bu mülahaza olmadığından dolayı küçük bir insan arz ediyorum olur da, büyük insan Allah arz etti demek, haşa ve kella hata etti demektir. Allah Resulü takdim buyuruyor. Rabbim hakkıyla namaz kılmaya bizi muvaffak eylesin. فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ diyor. Dikkat edin, üç defa işte bu ribattır. Ribat, maddi ve manevi binin bereketin geldiği, geleceği gibi aynı zamanda tehlikenin, bela ve musibetin de geleceği, gedikler karşısında uyanık olma hal ve keyfiyetine denir. Tehlike noktalarını beklemek üzere kendini o işe adamış askere murabıt denir. Öyle bir devlet de kurulmuştu bir dönemde. Murabıtin. Ribat. Ya eyyühellezine amen usbiru ve sabiru ve rabitu. Rabıta yapın. Ribat yapın. Kendinizi dini mübini İslam'a hizmete adayın. Bağlayın. Ve aiddu lehum min kuvveti ve aiddu lehum mastata'tu min kuvvetin ve min ribatil khayl. Aynı kökten. Bir şeye adama vakfetme, bağlama. فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ. Ne ribat diyor Allah Resulü? Böyle ciddi abdest alırsanız, mescit ile eviniz arasında mekik dokursanız, kalbiniz mescitte evinize dönerseniz, işinize dönerseniz, bu Allah'a karşı kendinizi adama vakfetme, ribat demektir. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cinas kapısı açıyor. Diyor ki ribat esasen düşman karşısında bir ordunun memleket sınırlarını korumak üzere kendisini vakfetme işine denir. Sizin bu işiniz de tıpkı onunki gibi. Çünkü cihat, orduda yerini alma, sınırları kollama, iç asayiş ve emniyeti temin etme bu farz-ı kifayedir. Bir farzdır. Namaz da farz-ı ayındır. Ondan bunun arasında farziyette bir benzerlik vardır. Çünkü ribat, dış düşmanlara karşı bir mukavemet, bir direnme, bir müdafaa işidir. Bu ise iç düşmana, şeytana karşı bir dayanma, bir dişini sıkma işi ameliyesidir. İkisine de ribat diyor. Biri kafire karşı ribat veya küfürce fikirlere karşı ribat. Öbürü de şeytana karşı ribat. Bunlardan bir tanesi cihad-ı esgar, Allah Resulü buyuruyor. Bir muharebeden dönerken cihad-ı esgardan cihad-ı ekbere dönüyoruz. Düşmanla yaka paça olurken nefsimize ait aldatıcı şeyleri düşünme fırsatını bulamayacak. Tenin, bedenin, cesedin altında çok kalmayacağız. Çünkü orada cihat veriyoruz. O bütün benliğimizi saracak ve bizi meşgul edecek. Ama kendimizi rahata, rehavete çektiğimiz zaman fena şeyler ruhumuzu sarma ihtimali var. Onun için büyük cihada dönüyoruz. Şeytanla cihada dönüyoruz. فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ. İncelikleri anlıyor musunuz? Tabii ben anlatamıyorum esasen. Fakat Muhbir-i Sadık'ın şu perişan, derbeder, delik deşik beyanlarım arkasında esas beyanını görmeye çalışın.
4 kelimelik bir şey söyledim. Mübalağa yapmıyorum konuştuğum şeylerde. Karakteristik olarak bu malzeme Arapçada kullanıldığı zaman bu manaları ifade eder. Fezalikumur ribat, fezalikumur ribat. Ve netice olarak sizin kalbinizin camiye muallak olması, namazla içli dışlı bulunmanız, namazın aşıkı olmanız, Nebi'nin anlayışı içinde namaza karşı şehvet hissiyle bağlanmanız, namaz gözünüz için sizin aydınlık olması meselesi, cepheyi bekleyen insanın ameline müsavi ve muhazi tutuluyor. Ve bir başka nurlu beyana intikal ediyorum. Umum arkadaşlarımız ve halk için bunları anlamanın zor olduğunu biliyorum. Çünkü dille alakalı bir şey. Ama söz vermiştim size. Kutsi hadis olarak Allah Resulü ifade buyuruyor. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Ben salih kullarıma, öyle şeyler hazırladım ki ötede, ötelerin ötesinde. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimsenin hayaline gelmiştir. İlmin esbabı da haddi zatında bunlardır. Gözün görmesi, kulağın işitmesi, ehli sünnete göre bir de tevatür. Siz buna isterseniz fikri ve hayali de ilave edebilirsiniz. Benim salih kullarıma öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimsenin kalbine gelmiş. Bayramda bu sürpriz mahreki üzerinde dönüp durdum. Sürpriz. Sürpriz, beklemediğiniz bir zamanda, beklemediğiniz şeylerle karşı karşıya kalma. Vaka cennetin nimetlerinden bahsediliyor. Ama Kur'an o nimetleri bahse bir kapı açarken وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا Onlara benzer şeyler verildi. İbn Abbas bunun tefsirinde buyuruyor ki, cennette sizin adını duyduğunuz o nimetlerin sadece adı vardır. Tattığınız zaman çeşnisiyle bu ona benziyordu dersiniz. Yoksa o demek değildir. Çünkü cennette nimetler tıpkı cennet gibi onun ebediyetine, onun bakiliğine muvafık şekildedir. Yoksa orada karpuzunuzu, hiyarınızı bağışlayın, kavununuzu aramanız saftillik olur. Ve utu bihi müteşabihem. Cennet sürprizler diyarıdır. Başınızı döndürecek, bakışınızı bulandıracak, mest ve sermest sizi kendinizden geçirecek. Ne yaptığınızı bilemeyecek hale getirecek nimetler. Ara sıra maddi nimetlere, cismani nimetlere gına geldiği zaman ezel ve ebed sultanı, cennet hayatının binlerce senesi salisesine mukabil gelmeyen cemali ve kemalini açacak aşıkları mest ve sermest edecektir. Nasıl tahmin edebilirsiniz ki salih kullarıma böyle yaptım diyor. Evvela salih diyor. Salih ne demektir? Salih arızasız iş yapan. Salihat arızasız yapılmış işler demektir. Kusursuz. İbadet-ü taata müteallik arızasızlık ve kusursuzluğu nasıl anlayacağız? Allah'ın ölçüleri içinde. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Zekat nasıl verilir? Cihat nasıl yapılır? İç nasıl kontrol altına alınır? Vicdana nasıl bakılır? Ruh nasıl zapturapt altına alınır veya şahlandırılır? İrade nasıl güçlendirilir? Allah'ın beyanı içinde anlaşılacak. Öyleyse insanın kendini Allah'ın beyanına göre ayarlaması, akord etmesi, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidebilecek şekilde seslerin çıkmasının ilk vesilesidir. Bir, sazendenin sazını akord etmesi gibi. Nezdü-ül uhiyette hoşa gidecek, hora geçecek bir ses çıkarmak istiyorsanız kendinizi Kur'an-ı Kerim'e göre akord edeceksiniz. Veya lebriz edeceksiniz. Veya kalibre edeceksiniz. Ta sesiniz orada duyulsun. Yoksa frekansı bulamazsanız sesiniz duyulmaz. O duyar Allâmul Gûyûb, semî ve basîr olan duyar ama birkaç hadis evvel arz ettiğim hadiste görüldüğü gibi size bakmaz, sizi dinlemez ve sizinle konuşmaz. Bağışlayın. Salih insan, salih amel yapan insan.
daima her işinde salihatı arızasız işi araştıran insan, bir iki sohbet evvel demiştim, Allah Resulü buyuruyor, kul bir iş yaptığı zaman onun sağlam yapılmasını Allah sever. Kul bir iş yaparken işim Allah tarafından teftiş edilecek mülahazasıyla yapmalıdır. Salihat böyle özenile bezenile yapılmalıdır. Salihatı arayan وَاِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Allah'tan kork ve iyi şeylerin hiçbirini küçük görme. Her iyi şeyi yap. Hangisi senin kurtuluşuna vesiledir belli değil. Bayrama gidebilirsiniz. Sürpriz. Kurtuluşuna sürpriz olacak davranışlar. Her salihatı yapacaksın. Bakın bunu hadis-i şerif söylüyor. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Benim kullarım diyor. O kadar o salihatla kurbiyet kazanmış ki, hatta ahbabtuhu diyor Allah başka bir hadis-i şerifte. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا اَوْ كَمَا قَالْ O salihatla öyle bir yakınlık kazanır ki ben gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, derdest eden yakalayan eli olurum, yürüyen ayağı yani onu doğru istikamette yürütürüm. O kadar kurbiyet kazanıyorsun. Tam kontrolüne giriyorsun. Tesirine giriyorsun. O seni eviriyor, çeviriyor. Bir büyük mütefekkirin dediği gibi bu ne tatlı cebirdir ki Rabbim bana cebrediyor, istikamete sevk ediyor beni. Gözüm oluyor, kulağım oluyor, elim oluyor ve beni doğruluk istikametinde yürütüyor. Benim kullarım, benim kullarım diyebileceği noktayı tutmuş. Mukarrebin artık. İhtimal geriye dönmesi mümkün değil. Veya inayeti ilahiyle artık muhal. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Sürpriz arıyor. Bütün iyilikleri yapıyor. İyiliklerden hangisinin kurtuluşuna vesile olacağını bilemediğinden sürekli iyilik yapıyor. Bazen bir kediye su vermesi, bazen bir kediyi susuz bırakması. Vermesi kurtarıyor, susuz bırakması da mahvediyor. Bazen bir köpeğe su vermesi kurtuluşuna vesile oluyor. Sair amellerinin yanında sürpriz arıyor. Hadis ne ifade ediyor bize? Cennette ben bu kullarıma sürprizler hazırladım. Ne demek? Gözün görmediği, kulağın işitmediği, hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım. Zaten insanın nimetleri veya dünyaya ait işi bilmesi bu ancak gözüyle olur. Yani gözüyle görür bilir, kulağıyla işitir bilir, fikriyle düşünür bilir, hayaliyle bazı şeyleri bir araya getirir, ona göre bilir. Oysa ki insana ait bu şeyler tıpkı insan gibi sınırlıdır. Sınırsız bir alemdeki şeyleri bunlarla tatmak mümkün değildir. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Öyleyse ne oluyor? Sürpriz. Hele, insan yaptığı her iyiliğin karşılığında 1'e 10, 1'e 700, 1'e ila maşallah yani 1 milyon mükafat alacaksa bunu nasıl tasavvur edeceksiniz ki? Şimdi bütün bu manaları yığın, sonra 4 kelimelik Allah Resulü'nün اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Mübarek sözüne bakınız ve yine sadaka Resulullah, Muhammedur Resulullah deyiniz. Vaktin müsaadesi ölçüsünde yürüyeceğim. Sizi beraber götüremesem bile yürüyeceğim. Yorsam bile 1,5 saat böyle bir başlayın, ona ait olmasaydı gevezelik de diyebilirdim. Dinlemeye tahammülünüz inşallah caminin içinde bir ölçüde sizin için de vesile hidayet olur. Çünkü ondan bahsediyoruz ve kanaati acizanem, belki başkalarının bu mevzuda müşahedeleri de vardır, adının anıldığı yerde hazırdır ve tazimim de ondandır. Muhammedur Resulullah derken tazimim ondandır. Ondan bahsediyoruz. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ يَا حَسَّانُ Ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i sena etmedim. Onun bahsi sözlerimin içinde bulunduğundan dolayı güzelleştirdi. Ve yine buyuruyor söz sultanı. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ Başka bir rivayette, حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ اَوْ كَمَا قَالِ Yine bunu da Buhari Müslim rivayet ediyor. Cehennem, şehvetlerle örtülü, sarılı, şehvetler bohçası, şehvetler atmosferi içinde. Cennet, mekari, zahiren, aklın zahiri nazarında veya her şeyi maddede arayanların nazarında o da hoşa gitmeyen nahoş şeylerle sarılı, perdeli ve örtülü buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sanki cennet ve cehennem almak üzere bir ticaret pazarında meta gibi halkın arzularına takdim edilmiş. İsteyen bunu alsın, isteyen bunu. Kur'an-ı Kerim'de dendiği gibi bir yerde. İsteyen şakî olsun, isteyen sait. Allah şakaya rızası yoktur. Talihsizliğe, bedbahtlığa rızası yoktur. Ama insan iradesine dikkat çekme var burada. Hak beyan edilmiş. فَمَا ذَبَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ Bu türlü aydınlık içinde hak anlatıldıktan sonra gayri sapıp giden insan artık dalalete sapıp gitmiştir. İki meta, cennet ve cehennem, perdeli, ikisi de sarılı. Kıymetli, kıymetsiz iki meta, aslında hilkat itibariyle ikisinin de kıymeti bir hemta. Paha biçilmez. Çünkü biri zecr ediyor, korkutuyor. Öbürü imrendiriyor ve insan bu itici ve çekici güçler arasında matlubuna, maksuduna adım adım yürüyor. Cennet bir kamçı halinde onu kendisine doğru koşturuyor. Ve cehennem de ateşe girmeyi hoş görmediği gibi, cehenneme girmeyi de hoş görmeyen insan vicdanına öyle görünüyor, tehdit ediyor. O da cennete koşturuyor. Hilkat itibariyle ikisi de nimet. İkisi de ticaret pazarında tüccara arz edilmiş. İsteyen buna talip olsun, bunu alsın, isteyen bunu alsın. Ben temsili hususu arz etmiyorum. Fenni tasviri de arz etmiyorum burada. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanları içinde, mübarek sözlerinde birkaç tane sözlerinden veciz olanları seçip sizin huzurunuzda onun şerhini kendi güç ve takatim ölçüsünde arz etmeye çalışıyorum. Yoksa meancıların başları sıkıştığı zaman bir menhellül azmül mevrut bulup müracaat ettikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mean ilmine açık sözlerinden bahsetmiyorum. Şu kasırdır, şu hasırdır, şu fasıldır, şu vasıldır, şu innema ile yapılmış, şu illa la ile yapılmış, şu mav illa ile yapılmış. Bunlardan bahsetmiyorum. Takdim ve tehir keyfiyetinden bahsetmiyorum. Beyan ilminin teşbihinden, tecridinden, terşihinden, temsilinden, mecazından, hakikatinden bahsetmiyorum. Sadece sözlerin veciz olmasından. Fenni tasvirden bahsetmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sözleri mevzulara göre ayarlıyor? O malzemeyi buluyor, kimi konuşturursa karakteristik olarak onu ifade ediyor. Bundan da bahsetmiyorum. Shakespeare niçin edebiyat dünyasında büyüktür? Çünkü o şahısları konuştururken, o şahısları yaşadıkları döneme göre konuşturur. Karşınızda hortlaklar görüyor gibi olursunuz. Romeo Juliet'te onu görürsünüz, Hamlet'te onu görürsünüz, Sezar'da onu görürsünüz. O devri konuşturur, o devri karakteriyle temsil eder, o devri sizin gözünüzün içine sokar. Allah Resulü'nün yanında onun eline su dökemez, o fenni tasvirde. Allah Resulü'nün temsili ifadeleri çok baş döndürücüdür. Onu da bahsetmiyorum. Ben sadece vecazetle huzurunuzdayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerindeki vecizliği 3-4 tane kelimeyle çok yüklü, çok muhtevalı şeyleri huzurunuza getirdiğini size arz etmeye çalışıyorum. Arz bana ait. Cennet ve cehennem bohçanın içinde perdeli diyor. Hucibet, perdeli, örtülü. Huffet, sarılı, atmosfer gibi sarılı etrafı. Biri neyle sarılı? Birinin perdesi şehvet, cehennem. Örtüsü şehvet, çok cazip. Örtüye bakınca yeme içme fasılları var, yatma faslı var.
Hoşuna giden her şeye elin uzatma faslı var. Cismaniyetin itibarıyla tatmin olma fasılları var. Bütünüyle insanın arzularına seslenebilecek şeylerle bir mozaik haline getirilmiş ve cehennemin etrafı onunla sarılmış. Cehennemin bohçası insanın cismaniyetine seslenen, insanın cismaniyetini gıcıklayan, insanın şehevi hislerini kamçılayan şeylerle sarılı. Cennet mekârihle. Onun perdesi de mekârih. Hoşa gitmeyen şeyler. Abdest zahmetleri, namaz meşakkatleri, cihat zorlukları, şehit olma sıkıntıları, kanını dökme fedakarlıkları, Allah için terleme meşakkatleri, aç durma, paranı sarf edip hacca gitme vesaire ne kadar meşakkatli şeyler varsa bu da bir mozaik meydana getirmiş, cenneti sarmış. Her şeyi maddede arayan ve aklın zahiri nazarıyla meseleleri muhakeme eden ve değerlendiren, mozaiklere öyle bakanlar perdeye takılır kalırlar. Anlıyor musunuz? Bakın şimdi Allah Resulü'nün sözündeki inceliğe bakın. Onun bir perdesi var, bunun da bir perdesi var. Ve perdeye takılıp kalanlar var. İşin iç yüzüne nüfuz etmeyen, edemeyenler var. Biri cennetin üzerindeki perdeye takılıp kalıyor, çok sıkıntılı. Namaz iyi, güzel de günde 5 defa nefse ağır geliyor. Bunu bir zamanların bir kafiri demiş. Nasıl demiş? Bütün kafir olan nüfusu emmareye tercüman olarak söylemiş. Tek değildir o zat. El mer'u me'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Cennetliyi sevenler cennetle, gayyayı sevenler de gayya da sevdikleriyle beraber. Namaz iyi iyi güzel de günde 5 defa fazla nefse ağır geliyor. Mekari, abdest güzel de şu kış günlerinde doğrusu ayaklarımda mayasıl var, üşüyor. Biraz evvel namaz bahsinde isbağul vudu alel mekari diyor. Adım, o bir adımdı. Burada da bir adım geriye gitme var. Cennetin dışı da bu perdeyle ve o tarafta, bu tarafta perdeye takılıp kalanlar var. İşin iç yüzünü göremeyenler, nüfuz edemeyenler. Oysa ki Allah insana akıl vermiş. İnsan bağışlayın hayvan değildir. İnsanı değişik şeylerle donatmıştır. Hayvandır ki yeşil gördüğü her şeye kendini salıverir. Zehir de olabilir onun içinde. Ve bir hadisin biraz evvel fenni tasvir dediğim uzun bir hadisi şerifin öyle bir yeşilliğe kendini salıp çatlayan bir hayvanı çok güzel resmi vardır. Çok güzel resmeder. Mevzunun içine sokacak halde değilim. Öbürüne de takılıp kalanlar olur. Cennet de perdeli, bohça içinde, cehennem de bohça içinde. Daha ulvi bir tabirle, cennetin etrafında bir atmosfer var, cehennemin etrafında da bir atmosfer var. Birinin etrafı şehvetlerle sarılı. Çokları bala yağa giden arılar gibi, sinekler gibi hep şehvete koşacaklar ve yapışıp orada kalacaklar. Ateşe giden kelebekler gibi ölümleri onun da olacak, ölüp gidecekler. Onun etrafında döne döne mahvolup gidecekler. Çokları da hakikate uyanmış olacak. Muhbir-i Sadık'ın beyanını duymuş olacak. Yolların ayrımındaki zatla tanışmış olacak. Sağ yolu tutup gitmiş olacak. Dış yüzün nahoş olmasına rağmen içine nüfuz etmeye çalışacak. Vicdanındaki cennet nüvesini inkişaf ettirecek. Alemin onu dışta aramasına rağmen o içinde cenneti bulacak. Cennetin içinde bir çekirdek halinde bulunduğuna ruhen, vicdanen muttali olacak. Dünyadayken dahi cennet hayatı yaşayacak. Zevkin, sefasının zirvesinde yaşayan insanlar benim gibi müminlerin en adisi, ayak takımı sayılan bir insanın hüzuzat-ı maneviyesi ölçüsünde manevi haz, zevk ve lezzetten mahrumdur. Benim kadar dahi duyamaz. Hakiki bir mümin inşallah içinizde yüzlercesi vardır. O imanı içinde cennet gibi hissettikçe hakikaten o cennetin inkişaf etmiş, bir Tuba-i Cennet haline gelmiş, ulvi şeklini hayalinde yakalayacak,
gölgesine koşacak. Ve onun gölgesinde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde onun gölgesinde gölgelenecektir. Huffetin nar bil şehevat ve huffetil cennetu bil mekari. Fazla diyecek şey baş ağrıtır, zahittir. Bir başka mübarek hadise geçiyorum. Yine Buhari'de. İrbat İbn-i Sariye. Bir konuştu diyor. Bir konuştu ki diyor, başlar döndü. Gözler yaşla doldu. Yürekler hopladı. Dedi ki, ya Resulallah, öyle geliyor ki bir veda konuşması yapıyorsun. Eğer bu bir veda konuşmasıysa, bize son tavsiyelerini yap. Hiç tereddüt etmeden buyurdular. اُوْسِيكُمْ بِتَقْوَ اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالتَّعَةِ وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ. Size takva ile tavsiyede bulunuyorum. Takva sem-ü taat. Takva Allah'tan korkma arz edeceğim. Sem-ü taat başınızdaki insanlardan Allah'ın peygamberine ondan Allah'a kadar dinleyip itaat etmek. Başınıza siyahi bir köle dahi seçilse, getirilse onu da dinleyin ve itaat edin. Benden sonra ihtilaflar zuhur edecektir. Sünnetim ve benden sonraki raşit halifelerin, hidayette olan halifelerin sünneti yolunuz, yönteminiz olsun. İltizam edin, sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılma değil, addu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle sıkın, sımsıkı tutun. El değil, el kifayet etmez. Dişlerinizle tutun. Bu av avlanır. Ağzınızla kuş avlamak. Kuş avlamak eğer şayet bir marifetse, işte bu kuş ağızla avlanmalıdır. Abdu aleyha bin nevaciz. Dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Her bid'at, dine sonradan sokulmuş şey dalalettir, sapıklıktır. Takva diyor Allah Resulü. Takva Allah hakkıdır. Sem'u taat millete karşı, milletin başındakine karşı bir hak. Ve sonra dine bid'at sokmama meselesi de dinin, şeriatın hakkıdır. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için ariz ve amik arz edemeyeceğim. Gönlüm çok arzu ediyordu ki, takvanın, şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine riayetin yanında, vikaye kökünden gelen bu kelimenin, aynı zamanda Allah'ın himayesine girme ve Allah'ın himayesine girerek Allah'a sığınma ve böylece korunur hale gelme. Şeriat-ı fıtriyenin kanunlarına karşı korunmayı da yine başka bir ayet anlatıyor. İlla en tettekû minhum tukâ. Aynı kökten geliyor. Vaktin müsaadesizliğiyle tay ediyorum. Ve sonra dinin hakkını veriyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün dinimi tamamladım. Nimetlerimi ikmal ve itmam ettim. Söylenecek bir söz kalmadı. Dinin içine yeni bir şey sokulamaz. Sokacağınız her şey, soktuğunuz şey karşılığında dinden bir şeyi terk etmeye badi olur. Sebebiyet verir. Bid'atlara karşı mücadele edeceksiniz. Sünnete sımsıkı sarılacaksınız. Addu aleyha bin nevaciz. Allah Resulü'nün getirdiği eserleri ellerinize değil, dişlerinizle sarılacaksınız. Önemini ifade ediyor. O bir kuşsa, tali kuşuysa, ağzınızla avlayacaksınız onu. Ve ağzınızla anlatacaksınız. Bu mevzuda, sünnetler mevzuunda iktiza ederse diş göstereceksiniz. Resulullah'ın getirdiği esaslar üzerinde. Bütün bunları adeta bir tomurcuk haline getirdiği o mübarek sözünü yaprak yaprak açtıkça onun mübarek sözleri içinde görüyoruz. Allah Celle Celaluhu Habibi Edibi yolunda bizleri salihat iştiyakıyla, cennet aşkıyla onları ihya edip yaşayan salih zümre-i ilhak buyursun. Amin. Rızasından bizi ayırmasın. Amin. Başınızı arttığımın farkındayım. Bir iki dakikada geçirdim. Ondan dolayı Rabbim beni affetsin, siz de bağışlayın. Biraz kestiğim halde bütün de kesemezdim, hiç olmazsa bu kadar diyeyim dedim ama bu faslı yine bitiremedim. Yine iki üç tane hadisi şerif kaldı ama
Ben müsaadenizle buna bir nokta koyup bitirdim sayacağım. İnşallah önümüzdeki derste belki bu hülasasını arz eder. Peygamberlerin hususiyle insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın ismetini arz edeceğim. Masum. Masum, masuma tabi olun, masumun arkasından gidin. Günahsız. Ondan sonra da Rabbim inayet ederse günümüzde bağışlayın. Çok gevelenen bir şey var. Sünnetin teşride müminlerin hayatındaki yeri. İnşallah ariz ve amik bu hususu bir tetimme olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmaya bir tetimme olarak arz etmeyi düşünüyorum. Rabbim yardımcımız olsun. İnayetini sizinle benimle beraber eylesin. Lillahi'l-Fatiha.